Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Hain plan, ekipleri mahallelere sokmadılar. İran, Fransa, Yunanistan, Suriye arkalarında. Değerli izleyenler, deprem felaketinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesilmesinin bir başka nedeninin olduğu ortaya çıktı. Yaşanan şiddetli depremler sonrası bilançonun hayli yüksek olmasına sebep olan yapıların yenilenmesi ve depreme dayanıklı hale getirilmesini amaçlayan kentsel dönüşüm projelerini engelleyen provokatörlerin, bölgede kurulan terör ve lojistik ağın kurulması için perdeleme yaptığı tespit edildi. Suriye İç Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Akdeniz ve Kara sınır noktalarından Türkiye'ye sevk edilen binlerce silah, mühimmat ve bomba, başta Samandağ olmak üzere Armutlu, Defne ve Harbiye'deki depolara nakledildi. Bazen dondurma tekstil ya da gıda imalathanesi, benzinlik, otel, inşaat malzemesi gübre ya da zahire deposu görünümlü. Terör depoları bazen tekel ürünü toplantıcılığı adı altında perdelendi. Geçtiğimiz yıllarda bazı medyatik yüzlerinde yoğun kullanıldığı "Bölgemize dokundurtmayız" kampanyaları sonrası yakın izlemeye alınan yerlerde birçok lojistik merkez güvenlik güçleri tarafından çökertildi. Hatay üzerinde karanlık emelleri olan çevrelerin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili konuşan Alevi kökenli eski bir meclis üyesi olan İT, Hatay halkı 1939 yılında tercihini yaptı ancak o defteri kapatmayan odaklar halkımızı kışkırtmak ve bölgeyi kaosa sürüklemek istiyor. Burada bir tür kurtarılmış bölge stratejisi uygulayanlar depremin hemen ardından sahaya inen arama kurtarma ekiplerini bazı mahallelere sokmadı. Kendi ekiplerini gönderip orada çalıştılar. Ardından da belediye başkanı, milletvekili ve STK düzeyinde yaptıkları açıklamalarda devleti ve kurumlarını suçladılar. Bunu biz içeride canlı yaşadık, gördük. Bölgede dinamikleri konusunda önemli araştırmalara imza atan Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Saci Tuğuz, Hatay'ın şu an tarihte hiç olmadığı kadar özel önlem arz ettiğini vurguladı. Uğuz, Hatay jeostratejik açıdan kilit vilayet konumunda. Özellikle enerji bağlamı ve Türkiye'nin arz ettiği kritik önem Hatay'ı çok daha özel kırıyor. Özellikle Suriye Savaşı ve sonrasında illegal örgütlerin kurduğu ittifak Hatay konusunda da önemli rol oynuyor. Şu an HDP buradan vekil çıkarabilir duruma yükseldi. Esed rejimi bu toprakları halen kendi vilayeti olarak gösteriyor. Fransızlar 1939'un revanşını alma uğraşında. Derdi Türkiye olmayan Esed ya da Batı efendilerinden gelen talimatları uygulayan mezhep fanatiği görünümlü karanlık bir güruh üretmeye çalışıyorlar. Büyük kitleleri ajite ederek taban oluşturmaya ve kurtarılmış bölgeler kurmaya çalışıyorlar. Kentsel dönüşüm ve benzeri girişimler bu getolaşma ve sahayı terörize etme emelini elbette bitiren projeler. Bu nedenle karşı çıktılar ve çıkmaya devam edecekler. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.